Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Meryem suresi 37. 40. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. فَاخْتَلَفَ الْاَحْسَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Hizipler, değişik insan grupları aralarında ihtilaf ettiler. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkarcılar için yazıklar olsun. Onlar için veil var. Min meşhedi yevmin azim büyük bir günün o meşhedinde şahitlerin olacağı o günde onlar için veil var. Onlar için yazıklar olsun. Esmi' bihim ve ebsır yani onlar ne kadar da çok işitirler, ne kadar da iyi görürler. Yevme tunene bize geldikleri o günde ne kadar iyi görürler, ne kadar iyi işitirler. Lakin zalimun el yevme lakin zalimler bugün fi dalalin mubin apaçık bir dalalet içindedirler. Bunun evvelinde Hazreti Meryem, Hazreti İsa ile alakalı ayetler yer aldı. Ve Hazreti İsa'dan sonraki dönemlerde insanların Hazreti İsa ile alakalı ihtilafa düştükleri bir vaka. İşte Hristiyanların kendi aralarında da bu noktada tam bir ittifak yok. Bir kısmı biz Müslümanların kabul ettiği tarzda Hazreti İsa'yı Allah'ın kulu ve peygamberi olarak kabul ediyorlar. Ama genelde Allah'ın oğlu şeklinde bir kabul var. Bir kısmı üçüncüsüdür. Thalithu thalase tarzında ekanimin selase tabir edilen üç uknumdan, üç rükünden biri olarak onu görmekteler. Tabii din bir imtihandır. İnsanlar değişik şeylerle imtihan ediliyorlar. Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gönderilmesi bu da imtihanın bir parçası. Acaba işin hakikati nedir? Hazreti İsa gerçekte nedir? Bu diğer alemde herkes tarafından da görülecek. Onu Allah'ın oğlu kabul edenler tarafından da görülecek. Ayet-i kerime insanların önce ihtilafına dikkat çekti. İnsanlar kendi aralarında, hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Ama bir büyük bir gün gelecek. Tabii büyük bir gün, kıyamet günü. O kıyamet gününde artık büyük bir meşhed, herkesin bulunacağı büyük bir mahkeme-i kübra ve orada gerçekler ortaya çıkacak. Yevme tüble serair, o gün sırlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla gerek Hazreti İsa, gerekse daha diğer meselelerde işin hakikati nedir? Bunların hepsi tek tek görülecek. Şu dünyada nice gerçekte kahraman olan insanlar belki vatan haini gibi gösterilebiliyor. Nice vatan hainleri kahraman gibi gösterilebiliyor. Bu dünyada bu manada belki de kabul ettirmek mümkün. İnsanlar aldanabiliyorlar. Fakat diğer aleme gidildiğinde gerçek tarih orada ortaya çıkacak ve Hazreti İsa'nın da hakikati, daha diğerlerinin hakikati, bütün bunlar tek tek görülecek. Ve Cenab-ı Hak hiçbir şeyi zayi etmiyor. Cenab-ı Hak şu alemde olup biten olayları kaydettiriyor. Dolayısıyla Hazreti İsa gerçekte nedir, neler yaşamıştır, bunlar diğer alemde herkesin gözü önünde de görülecek. Ve büyük bir günün meşhedi, bu gerçekten üzerinde durulması, düşünülmesi gereken bir durum. Mesela ülkemizde de bazen büyük mahkemeler oluyor. Diyelim bir kişinin bir suçu olur, onunla alakalı mahkeme herkesi ilgilendirmeyebilir. Ama yüzlerce kişi, eğer hem de önemli makamlara gelmiş olan kişiler mahkeme edilecekse, bu kamuoyunu bayağı meşgul eder ve kamuoyu adeta nabzı mahkemede atar. Acaba neler denildi, neler oldu merak ederler. Günümüzde televizyon gibi, medya gibi imkanlarla neler olup bittiği az çok tespit edilebiliyor, evlerde izlenebiliyor. İşte diğer alemde bütün insanların şu dünyada neler yaptıkları, hangi konularda ihtilafa düştükleri ve ihtilafa düştükleri şeylerde işin gerçeğinin ne olduğu diğer alemde ortaya çıkacak.
Yani şunu söyleyebiliriz, bu önemli bir nokta kanaatimce. Gerçek tarih öbür alemde ortaya çıkacak. Şu anda diyelim İstanbul'un fethini kitaplarda okuyoruz. Ama diğer alemde İstanbul'un fethi nasıl olmuş? Meleklerin kayıtlarından bu izlenecek. Ve tarihçiler bazı meselelerde aralarında ihtilaf ederler. Mesela diyelim Fatih Sultan Mehmet son seferine giderken, son seferinin Roma üzerine olduğu söylenir. Acaba normal ölümle mi öldü yoksa zehirlenerek mi öldü? Yani zehirlendiği hakkında o tarihçilerin bir kısmının şüpheleri var. Olabilir, zehirlenmiş olabilir ama biz şu anda bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Veya bir Sultan Abdülhamit, Kızıl Sultan mı yoksa devleti 33 yıl çok iyi bir şekilde idare eden dirayetli ulu bir Hakan mı? İki türlü de değerlendirenler var. İşin hakikati diğer aleme gidildiğinde görülecek. Daha insanlığa mal olmuş şahsiyetler hakkında genelde farklı kanaatler oluyor. Bütün bu kanaatler diğer alemde tasih edilecek ve düzeltilecek. Ve o Meşhed-i Yevmi Azim'de o büyük günün şahitlerin olacağı o büyük günde her şeyin hakikatinin ortaya çıkacağı o günde Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena, o insanlar bize geldiklerinde ne kadar da çok iyi görürler, ne kadar da iyi işitirler. Şu dünyada bizlerin duyması ve işitmesi sınırlıdır. Her şeyi duyamayız, her şeyi işitemeyiz. Ama diğer alemde insanlar meleklerin sesini de işitecek. Diğer alemde insanlar melekleri de görecek. Ve şu dünyada görmedikleri nice şeyleri görecekler. Şu anda bizim görmemizle diyelim bir kartalın görmesi sistem itibariyle hayli farklı. Biz onun gördüğünü göremeyiz. Öte yandan diyelim ki koku alma noktasında bir köpeğin burnu çok hassas ama insan o derece hassas değil. Duyma noktasında insanlar hepsi aynı hassasiyette değil. Diğer canlılar da hepsi değişik mertebelerde. Ama ayetten öyle anlaşılıyor ki diğer aleme gidildiğinde insanlar artık daha önce görmedikleri şeyleri görecekler, duymadıkları şeyleri duyacaklar. Ve şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Diğer aleme gidildiğinde artık kafir kalmayacak. Ama dünyada iman etmediklerinden orada artık inandık demeleri de kendilerine bir fayda getirmeyecek. Çünkü kabir azabını yaşamış olan bu insanlar kabir azabı yoktur diyemezler. Azrail'e ruhunu teslim etmiş olan bu insanlar hayır melekler yok diyemezler. Mahşer meydanına getirilmiş olan bu insanlar öldükten sonra dirilme yok diyemezler. Dolayısıyla bu manada zaten daha önce de imtihan sorusu olan meselelerin doğrudan hakikatleriyle, gerçekleriyle karşı karşıya kalınacak. Ve o günde gerçek tarih ortaya çıkacak. Lakin bugün zalimler fi dalalin mubin, apaçık bir dalalet içindeler. Yani gözler perdeli, kulaklar perdeli, gözler maneviyatı görmüyor, kulaklar manevi sadaları işitmiyor. Ve böyle olduğundan dolayı zalim insanlar apaçık bir dalalet içinde ve tamamen bir gaflet içindeler. Adeta dünya hayatı bir uyku gibi, uzunca bir uyku, onlar uyumaya devam ediyorlar. Ve enzirhum yevmel hasretim iz gudiyel emr. Ey peygamber, işin biteceği, bitirileceği o günde onları pişmanlık günüyle korkut. Yani işin artık tamamen bitirileceği, iyi insanlara mükafatlarının, kötü insanlara cezalarının verileceği o gün ile onları uyar, onları korkut. Burada yevmül hasre, hasret günü. Hasret, nedamet, pişmanlık anlamında. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu bize şöyle anlatıyor. Ölen herkes pişman olacak. Kötülük yapanlar kötülük yaptığı için pişman olacak. İyilik yapanlar da neden daha fazla iyilik yapmadık? Bundan dolayı pişman olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de surelerden bir tanesi Tevabun suresi. Tevabun aldanma anlamında.
Bunun bir açıklaması şöyle: cehenneme giren kafirlere eğer ömürlerini iyi değerlendirselerdi cennette nereleri kazanacaklardı gösterilecekmiş. Tabi cehenneme girmek çok büyük bir azap. Bir de kaybettiği nimetleri görmek, o da başka bir azap. Ve o zaman bu insanlar ne kadar büyük şeyler kaybettiklerini görecekler. Ehli iman da cennette belli makamlara geliyorlar ama ömürlerini iyi değerlendirselerdi çok daha iyi makamlara gelebilirlerdi. Bu noktada da işte Kur'an-ı Kerim onların da pişman olacağına dikkat çekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı şunu da bize bildirmekte. Kıyamet kopup artık mahşer meydanında insanların muhasebesi, amellerinin muhasebesi yapıldıktan sonra ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme gönderilir. Artık iş bitmiştir. Cennettekiler cennette keyfine bakmakta, cehennemdekiler azabıyla baş başa kalmış durumdadır. Bir melek nida ediyor: ey ehli cennet! Ehli cennet başlarını kaldırıyorlar. Gökte melek ve meleğin elinde bir koç var. Ve ardından melek ey ehli cehennem diyor. Ehli cehennem de başlarını kaldırıyorlar. Gökteki meleği görüyorlar. Hem cennettekilerin hem cehennemdekilerin göreceği şekilde gayet yüksekte bir melek ve elinde de koç var. Ve melek onlara diyor ki: bu dünyada kaçıp da kurtulamadığınız ölüm. Bugün ölüm öldürülecek. Ve ölümü, ölüm koçunu orada o melek boğazlıyor. Ve böylece ölüm öldürülüyor. Belki bu sembolik bir anlatım. Yani ölümün öldürüleceği bu şekilde bir sembolik manayla bize ifade edilmiş. Necip Fazıl şiirlerinden birinde diyor: müjdeler olsun, müjdeler olsun, ölümü öldüren Rabbe secdeler olsun. Yani Cenab-ı Hak ölümü öldürecek bir meleği de bu noktada demek ki görevlendirmiş. Ve melek her iki tarafa da bundan sonra diyecek ki: ey cennet ehli, artık size ebediyen ölüm yok, daimilik var. Ve cehennem ehline de diyecek ki: ey cehennem ehli, size de yine ölüm yok, siz de ebedi yaşayacaksınız. Böylece şu dünyada kaçıp da kurtulamadığımız ölüm diğer alemde öldürülecek. Bu açıdan baktığımızda şu anda hayatta olan bizler açısından yaşamış olduğumuz hayatın çok büyük bir önemi var. Çünkü diğer alemde azap içinde kalmamak için şu hayatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Yoksa diğer alemde pişmanlık çok ziyadesiyle olacak. Adeta o gün herkesin böyle pişmanlık duyacağı, pişmanlığın hakim olduğu bir gün olacak. Vahum fi gafle, ama onlar gaflet içindeler. Vahum la yu'minun, ve onlar iman etmiyorlar. Yani gaflet içinde olan insanlar ehli imandan da olabilir. Ehli imandan olan kimseler Allah'ı bildikleri, ahireti tasdik ettikleri halde tamamen gafletle ömürleri geçebiliyor. İşte nice insanımız var, Müslüman. Ama bakıyorsunuz ben namaza 40'ından sonra başlayacağım diyor. 40'ına kadar rahat bir şekilde ömrümü yaşayayım. Haram helal demeden keyfime göre yaşayayım. 40'ından sonra namaza başlarım. Ama 40'ına çıkamayabiliyor. Veya çıksa bile 40'ından sonra iyi bir dönüş yapamayabiliyor. Bu manada baktığımızda hepimizde az çok gaflet var. Ve gaflet de bir nevi sarhoşluk gibidir. Gaflet sarhoşluğu. Nasıl ki içki içenler sarhoş oluyorlar, akılları başlarında değil, onun gibi gaflet içinde olanların da akılları başlarında değildir. Ve gaflet içinde olan bir kimse şu dünya hayatını iyi değerlendiremez. Ahiretine bir tarla olarak göremez ve uhrevi bir ticaret yapamaz. Şu dünya hayatında gelip geçer. Otların gelip geçtiği gibi. O da dünya hayatında gelip geçer ama diğer aleme vardığında tam bir pişmanlık hali yaşar. Kafirlere gelince, kafirler zaten tamamen gaflet içinde. Onlar aynı zamanda iman da etmiyor. Allah neymiş, ahiret neymiş onları ilgilendirmiyor. Biz böyle şeylere inanmayız. Doğaüstü şeylere, tabiatüstü şeylere biz inanmayız.
biz ancak gördüğümüze inanırız gibi bir takım bahanelerle iman etmeyi reddediyorlar. İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha. Gerçekten biz arza varis oluruz ve arzın üzerinde olanlara da varis oluruz. Ve ileyna yurcaun, ve onlar bize döndürülecekler. Halkımız arasında şöyle denilir: mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Şu anda bizlerin, hepimizin az çok bir şeyleri var. Benim evim, benim arabam gibi bunlara sahip çıkıyoruz. Bizim olduğunu zannediyoruz. Ama bizim olduğunu zannettiğimiz şeyler aslında bize birer emanettir. Ve Allah-u Teala bir ayette şöyle bildiriyor: وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani kimsenin elinde bir şey kalmayacak. Ve bizim dediğimiz şeyler hakikatta Allah'ındır. O vermiştir. Şu anda biz emaneten kullanıyoruz. Askerde bize verilen silah gibi. Askerde askere silah verilir. Ve askerlik süresince benim silahım diye bu silaha sahip çıkar. Günlük bakımını, haftalık bakımını düzenli bir şekilde yapar. En sonunda da her şeyini tekrar kontrol ederek sağlam bir şekilde silahını teslim eder. Askerlik süresi boyunca onundur ama gerçekte onun değildir. Onda bir emanettir. Dolayısıyla bize verilen mal emanettir. Bize verilen can emanettir. Ve mülk olarak nelerimiz varsa bunlar da emanettir. Bizden önce başkaları kullandı. Şu anda bizler kullanmaktayız. Tabii insan bunu öğrendiği zaman, madem elimizden çıkacak, acaba bu fani şeyleri ebedi yapma yolu yok mu? Ebedi şekilde istifade etme yolu yok mu? İnsanın hatırına bu geliyor. Kur'an-ı Kerim bu noktada pek çok ayetiyle bize cevap veriyor ve fani malın beka bulmasını da bize anlatıyor. Mesela bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Allah müminlerden nefis ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı. Yani bu canımızı Allah yolunda feda edersek, Allah yolunda hizmetlerde bulunursak, malımızı Allah yolunda tüketirsek, bunun mukabilinde cennet var. Ve o zaman bizdeki fani hayat ebedi bir cennetteki hayatı netice veriyor. Fani mal ebedi cennetin mülkünü, saltanatını netice veriyor. Ve bu şekilde baktığımızda gerçekten Kur'an'ın bu ayetinden aldığımız dersle her şeyin varisi Allah'tır. İşte yeryüzündekilerin varisi O'dur. Üzerinde yaşayanların varisi yine O'dur. Onu anlamış oluyoruz. Ve ayetin sonunda şöyle deniliyor: وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Onlar bize döndürülecekler. Yani kimse dünyada kalmayacak. Nasıl ki bir kader programıyla dünyaya gönderildik, yoksa biz bilmiyorduk. Şu anda 50 yaşında olan birisi 51 yıl önce dünyada yoktu. Anne babası onun dünyaya geleceğini de bilmiyordu. Bir kader programıyla dünyaya gönderildi. Bir kader programıyla dünyadaki işi bitti, kabre gönderildi. Yine kaderin bir programıyla İnsanlar kabirlerinden kaldırılacaklar. Diğer alemde mahkeme-i kübraya sevk edilecekler. Ve orada insanlar yaptıkları amellerin karşılığını görecekler. Cenab-ı Hak o günde mahcup olmayacak şekilde ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.